Merhaba arkadaşlar, Oyun Gezer hepiniz hoş geldiniz. Terraforming Craft'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Açım susuzum ama öncelikle bir yenilikten bahsetmek istiyorum. Fark etmişsinizdir sanırım. Bulutlar içeride çok şey yapıyordu, sıkıntı yaratıyordu, kör oluyorduk. İçeriye giriyordu sisler, dumanlar. Bunu şu şekilde önleyebildik. Bulutların yüksekliğini arttırdık. Ancak bulutların yüksekliği, hemen şöyle göstereyim. Şuradan artmıyor. Yani şu bir şey ifade etmiyor. Çünkü bu bulutlar bağımsız bulutlar. Vanilya'daki bulutlardan bağımsız bulutlar. O bulutları açarsak gayet de bulutsuz bir gündeymiş. O bulutlar görünmüyor. Yani o bulutlarla alakasız bulutlar. Hallettik sanırım. Bayağı bir yükseğe gitti. Yine de fark ediyor mu? Bir daha bir kontrol edelim de. Fark etmiyor olması lazım ama. Evet, fark etmiyor. Bir yerden bir 100 metre daha yukarıya kalktılar. Bu da zaten maksimumu kalkabilecekleri. Ama içeriye girip bizi rahatsız etmiyorlar artık. Evet, susuzluktan ölmeden yeni yaptığımız su kesemize şuradan su dolduralım. What? Buna nasıl su dolduracağız? Şöyle mi? Evet. Fresh water. Oh, evet, bayağı da içiliyor. Yalnız bir anda doldurmuyor. Jug'dan daha az dolduruyor. Ama içinde ne kadar kaldığını en azından görebiliyoruz. Yani daha gerçekçi bir kullanışı var bence. Evet, şu an empty. Evet, sağ tıklayarak da alınıyormuş. Denemiş olduk. Evet, bugün yapacağımız şeyler arasında değişik işler var. Öncelikle Spike'da kalbinin etrafında beyaz çizgi çıktı. Beyaz çizgi %30'unu, kalbin %30'unu doldurduğum anlamına geliyor. Ve artık beni unutmayacak. Bu güzel. Hatta besleyebiliyorsam tekrar beslemek istiyorum şu anda. Evet, şu anda beslenmiyor. Al oynarsın. Ay ay. Evet. Çiftliğimize baktığımız zaman çiftlikte bir iki değişiklik yapacağım. Yine yorumlarınızı dikkate alarak yapıyorum tabii ki bu değişiklikleri. Birincisi atımızı bu tarafa geçireceğiz. Bunu da orası daha büyük olduğu için, daha büyük bir taraf olduğu için o tarafa geçireceğiz. Şöyle iple alabiliriz sanırım onu da. Bu tarafı da kırmam gerekecek. Dolayısıyla burayı da kırmam gerekecek. Seni başka türlü nasıl geçireceğiz? Bana iş çıkarttın at. Dışarıdan geçelim. Evet, gel bakalım. Gel bakalım, gel 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 gel. Güzel. Evet, at daha çok koşma alanına ihtiyaç duyduğu için, daha çok alana ihtiyaç duyduğu için onu buraya getiriyorum. Allah, yanlışlıkla vurdum. Easy, easy. Çok özür dilerim. Kesinlikle bilerek yapmadım. Tamam. İpi aldık. Şurayı eski haline getireyim hemen. Tamam. Atı da bu tarafa geçirdik. Daha geniş alanı var artık. Domuzlar bu tarafta kalacak. Koyunları da geçirebiliriz. Burası daha küçük ama. Hani domuzlarla koyunlar burada kalabilir şimdilik. Domuzlar dediğim zaten bir tane domuzumuz var. O domuzu da buraya geçireceğiz. Gel bakalım domuzcuk. Sen nasıl çıktın oraya ya? Gel. İn. İn be domuz. Bak inemiyor. Sen nasıl çıktın oraya be? Böyle in. Evet, gel 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 gel. Gel buraya. Ya bak, ipi koparttın. Geçersin buradan. Evet, birazcık daha. Tek yapman gereken birazcık sola gitmek. Aptal hayvan. Evet, hepsi buydu. Bak şimdi o beni çekiyor. Gel buraya. Dürürüt dürürüt.
Tamam, domuz da yerine geçti. Elimde fazladan kapı oldu şimdilik. Bak yine mi duplicate oldu ip ya? Yok artık. Tamam, olmamış. Bir kapı buraya. Şimdilik bir kapı da buraya olsun. Yapacak bir şey yok. Evet, bu arada bir diğer yenilik yukarıdan Rye getirmiştim. Son grain'im de bu. Bunlarla besleyip duruyorum bizimkileri. Evet, daha bir gün bile olmamış besleyeli. Ancak burada bir tane hamilemiz var. Süper haber. Bir hamilemiz var. Geçen beslediğim ve bir sürü kalp çıktığı zaman hamile kalmış olsa gerek. Evet, bu hamile. Başka var mı bayan? Şuna bakalım. Evet, bu da hamile. İki hamile ineğimiz var. Bunlardan artık süt alabiliyor olmam lazım diye düşünüyorum. Ha, kovam da varmış. Alınabiliyorsa bir deneyelim. Süt please. Evet, alınıyor. İşte ilk sütümüz. Yaşasın. Çiftlik hayatı muhteşem. Birazcık daha süt alacağım. Süt please. Dup. Bundan alamıyoruz henüz. Bundan alabiliyoruz. Çok güzel. Yaşasın. Yahoo. Evet, şimdi 3 kova sütüm var. Bu sütlerle ne yapıyorduk abi? Buray burada kalsın. Ha, fıçı. Evet, sütleri. Evet, yapmam gereken şeyi biliyorum. Şu anda bir fıçı yapacağım. Testere yanımızda var Allah'tan. Bir an yine testere yok sandım. Evet, bir adet fıçı yapacağız. Bu bizim süt fıçımız. Üst katta mı depolasak? Tekrar yukarı çıkmak istemiyorum. Bence burası iyi. Evet, sütleri buraya boşaltacağız. Süt please. Günde bir kere alınıyor sanırım sütler. Evet, sütler günde bir kere alınıyor. Aldıklarımızdan bir de alamıyoruz. Diğerleri de vermiyor. Tamam, şu anda günde 3 kova süt alabiliyoruz. Çok güzel. Hemen en iyi ayımızı kontrol edelim. Milk abi. Vinegar karışıyormuş. Ne oluyormuş? Hiçbir fikrim yok. Denemekten ziyan çıkmaz. Yukarıda sirke yapmıştık daha önce. Ondan turşu yapamamıştım. Turşulama işlemini yapamamıştım. Bu bölümde sizlerden ricam olacak. Bu ne abi? Vinegar. Şimdi vinegar'dan bir tanesini boşaltacağız. Hop. Tamam mı? Fresh water alıp geleceğim. Fresh water alıp geleceğim, hemen dönüyorum. Önce şu şeyi, brain'ini bir daha deneyelim. Dur. Kamerayı kapatamıyorum. Kamerayı kapatın. Evet, tuzlu suyu aldım. Tuzlu suyu bunun içine koyacağım şimdi. Bakalım ne olacak. İn abi. Yok, bir şey ifade etmedi. Şöyle yapsak. Yok. Bu vinegar'ı bir türlü turşu kurmak için şey yapamadım abi. Ya da tam tersi. Bir fıçı tuzlu su olacak. Onun içine bir kova vinegar atacağız. O da olabilir. Neyse, bunun içine 3 kova farklı şeyimiz var ya. Bunun içine şey atmayı deneyelim. Evet. O da işe yaramıyor. Bakın, aslında yaraması lazım ama. Milke vinegar atılıyor. Aynen. Milk dolduracağız, sonra milke vinegar atacağız. Sanıyorum tuzlu su da aynı şekilde işliyor. Şunu tuzlu suyla dolduralım. Bunu full tuzlu su yapıp geliyorum. Evet. Bir fıçı geldi.
Abi bunu atmıştım ya. Bunu atmıştım. Nasıl olur ya? Ha, geliyormuş oradan. Tamam. Tamamdır. Evet. Bir fıçı tuzlu su. Bakalım. Şimdi her şey istediğimiz gibi olacak mı? Böyle değil sanırım. Bu tuzlu sudan bir kova almam gerekiyor sanırım. Evet, aldım. Evet, brine oldu. Bu şekilde oluyormuş. İçine birazcık vinegar koyduk. Brine oldu. Şimdi buraya yiyecek koyup turşulayabileceğiz diye biliyorum. Bu brine'ı. Burada ise full vinegar var. Vinegar'ın içine süt işlemiyordu. Full süt yaptığımız zaman içine vinegar koyacağız. Öyle deneyeceğiz. Bu brine'ın içine yiyecek koymam lazım. Gidip yiyecek bulalım. Ha, şu da içme suyu. Orada yer olmadığı için geri çıkarttım. Bunu şeyden almıştık. Şu içeriden geri yerine koyalım bunu da. Şunun alt şurada duruyordu işte, yeri burası. Şimdi yukarıdan yiyecek alma vakti abi. Şimdi turşu yapabileceğimiz bir şey. Havucun turşusu olur mu acaba? Havucumuz vardı. Evet, green beans vardı. Havucu deneyeceğim. Kabağımız falan yok valla. Dostlar, tarih 8 Mart. Çok fazla günler, aylar geçmedi henüz. Keşke uyusaydım. Nisan'da şey yapmaya başlayacağız. Nedir adı? Seal. Evet, brining tur şey oluyor. Bir saniye. Bunu brining yapmadan önce %1'ini keseceğim, bozuk kısmını. Evet, şu an dikey olmayan 149,87 gramlık bir havucum var. Bunu brining'e yatırdık abi. Bakalım ne olacak. Turşusu kuruluyor şu anda. Havuç turşusu olacak sanırım. Ve daha çok ömrü olacak. Yani tuz şeyleri, etleri tuzluyoruz daha çok ömür için. Bunu da sebzeleri de bu şekilde turşuluyoruz. Arka bahçemizde bu işi yapmaya devam edeceğiz. Evet, ne diyordum? Çiftlik diyordum. Şimdi gel gelelim çiftliğe. Dostlar, çiftlik için yeri birazcık genişlettim. Artık şu karlardan kurtulalım ya. Bahar geliyor. Evet. Çiftlik alanımız birazcık daha genişledi gördüğünüz üzere. Ama her yer su tutmuş olmaz ki. Evet. Çiftlik alanımıza inelim. Burada kabaklar vardı. Havuçlar vardı ve soğanlar vardı. Burayı birazcık daha genişlettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şey daha. Tarla daha, öyle diyeyim artık. Ekim yapabileceğiz. Bu taraflara da yine ekim yapabiliyoruz. Buzları kıralım abi. Buzlu olmaz bu iş. Sıcak olacak su. Evet, bulutlar yukarıda çok güzel gözüküyorlar. Ay batmak üzere. Ay batmadan buralarda artık mob spawn olmuyor. Bir o şeye bakacağım. Bir detektör vardı. Şurada bakıvereyim hatta. Bakayım bir. Mob. Detect. Spawn. Yok, bunların hiçbiri değil. Bir alet vardı, bir alet. Bulabilirsem. Bu arada backpack modumuz yüklü. Backpack bu şekilde yapılıyor. Ladder kullanarak yapılıyor ama bu şey ladder'ı. Vanilla Minecraft ladder'ı. Bunu bir şekilde değiştirme yöntemi bulursam çanta yapacağız. Çünkü gezilere çok fazla çıkıyoruz bildiğiniz üzere. Hani Vanilla Minecraft modu bu backpack ama bir şekilde Terraform Craft'a çevirmeyi başarabilirsem sırt çantası da yapacağız. Bakın, Enya'yı gezerken ne buldum? Name tag. Spike'a isim yazabiliriz.
Marking, string ya da wool yarn veyahut da yanına da paper geldiği zaman name tag oluşturabiliyormuşuz. Paper'da 3 tane sugar cane'den oluyor. Bu zaten vanilya Minecraft şeysi. Güneş de doğdu. Muhteşem doğdu güneş. Ben bu arada şu name tag'i yapmaya çalışacağım. Ne lazımdı bize? Şimdi bir saniye. Şu name tag yapıp Spike'a isim yazabilecek miyiz? Sugar cane'leri alalım. Evet, kağıt yapabildik sugar cane'lerden. Güzel. Burada bir yerde marking olacaktı. Evet, marking de burada. Wool yarn mı lazım? O da burada vardır. Evet, string ya da wool yarn lazımdı. String. Bir tane yetiyor mu bakalım bize? Niye chest'in içine koyduk bunları ya? Deneyelim. Marking. Pepper. Blueprint yaptı. String. Name tag. Bundan hatta birazcık daha yapabiliriz. Aman şey yokmuş, string yokmuş yanımda. Daha sonra yapmak üzere buraya bıraktım bunları. Evet, name tag'imiz geldi. İsim etiketi. Evet. Spike. Done. Evet. Evet, hayvan kabul etmiyor şu anda tasma takılmasını. Spike ona takamadık. Burada bir başka bakmak istediğim, göstereceğim bir şey daha vardı en iyi ayda. Sizlere. Onu da henüz bulamadım ama. Bir şey daha vardı yapmak istediğim. Henüz bulamadım. Şeye bakacağım. Artık demirlerimiz olduğuna göre yavaştan demir yolu sistemine geçebiliyor muyuz? Ona bakacağım. Evet. Demir yoluna geçebiliyoruz. Şu an 64 ray yapabiliyorum. Power Drill için de redstone gerekiyor. Redstone'da Cinnabar'ı ya da Craolite'ı, bu iki ore'u Quern'de çevirince oluyor. Sizden isteyeceğim şeyler var dostlar. Sizden isteyeceğim şeyler var. Hemen bahsediyorum bunlardan. Birincisi, episodun birinci bölümüne gidip seed'imize görebilirsiniz oynadığımız seed'i. Ve bu seed'de oynayanlar da vardır muhakkak benimle beraber. Eğer Graphite bulursanız bana koordinatlarını yazmanızı istiyorum. Yorumların hepsini okuyorum zaten. Burada baya bir fırtına var. Şuraya girip konuşayım. Evet. F3'e bastığımız zaman şu anda görüyorsunuz koordinatları solda. X, Y, Z koordinatlarını. O X, Y, Z koordinatlarını bana bildirirseniz, yazarsanız sevinirim. Çünkü Graphite'i tek başıma aramak gerçekten çok zor oluyor. Arıyorum ama bir türlü bulamıyorum. Graphite bulursanız ve Cinnabar bulursanız Redstone için bana haber etmenizi rica ediyorum. Evet. Gidip birazcık daha ineklerimizi vesaire besledikten sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Yüklensin haritamız. Bayağı da büyük keşfettik, açtık haritayı. Çok 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 daha güneye gitmem lazım. Bakalım daha güneye gidersem nelerle karşılaşacağım. Tavuk bulmak için güneye gitmem lazım. Taş tipini değiştirmek için güneye gitmem lazım. Şu anda yorumlarınızı okuyorum demiştim her zaman. Bende yüklü olan Terraforma Craft modun versiyonunda şeyler nedir adı? Grafite'lar sadece ve sadece şist taşında bulunuyormuş. Bu da birazcık zor bir taş. Koyun sütü mevcut değil. İneklerimizi birazcık daha besleyelim. İşte dediğim gibi bu da birazcık zor bir taş ve güneyde bulunuyormuş daha çok. O yüzden güneyi deneyeceğiz. Hemen hayvanlarımızı bir besleyelim. Yemiyor. Sen ye. No. İyi de bir gün geçti işte. Evet, yemiyorlar henüz. Süt alabiliyoruz mu? Süt de vermiyorlar. Çok güzel. At sütü. Bayılırım. Evet, süt de vermediler. Gerçekten.
Süper. Döndüğümüze bakacağız artık. Büyük ihtimalle doğumlar da gerçekleşmiş olur. Biz dönene kadar bırakacaklarımı bırakmayı unuttum. Güneye gideceğiz bırakacaklarımı bıraktıktan sonra. Aman Allah'ım, sütün içine ray karıştırdık, mama oldu. Evet. Bırakacaklarımı bıraktıktan sonra güneye doğru gideceğiz. Yukarıda şu lapis lazuli'yi bir kuverni de çevirelim. Bakalım neleri boyayabiliyoruz lazuli ile. Onu da kontrol edelim. Evet. Lapis lazuli taşını buraya bir atalım. Bakalım ne olacak. Abi nasıl çeviriyoruz bunu ya? Bir türlü çevirmeyi başaramıyorum şunu. Bir tıklıyorum çevriliyor, bir tıklıyorum çevrilmiyor. Evet, lapis lazuli powder oldular. Kendileri. Bakalım. Nasıl kullanılıyormuş? Hardened clay. Yapıp boyayabiliyoruz. Blue stained clay, blue stained glass. Blue stained backpack, hardened clay nasıl yapılıyormuş? Barrel'ın içine clay doldurup yakıyoruz mu? Nasıl bir iş ya? Barrel'ın içine clay doldurunca bir şeyler oluyormuş. Gelin deneyelim. Yeni yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Bir tane barrel yapıyoruz bu durumda. Bunu nasıl yakacağız? Hiçbir fikrim yok. Ve clay nerede onu da bilmiyorum. Barrel nasıl yanabilir abi ya? Şunu bir daha bakalım. Evet, clay. Ha, barrel olmasına gerek yok. Clay'i herhangi bir şeyle yakacağız. Barrel'da olmasına gerek yok. Anladım. Bizim killer nerede peki? Şurada var mı? Evet, burada var kill. Şimdi vessel'da deneyelim. Vessel'ın içine clay'leri atalım. Şöyle mi atmam gerekiyor acaba? Fark etmediğine göre atıp bir yakalım bakalım. Pit killing deneyelim. Hardened clay diye bir şey çıkacak mı ki? Hardened clay bunun içine sığmaz. Barbeküde bir deneyelim. Önce. Evet, vessel olarak koyulmuyor tabii ki. O vessel olarak konuluyormuş. Tamam, çakmağım nerede benim? Şunlar yanıcı ama burada yanmıyorlar, ilginç. Odun yok, iyi mi? Yanıcı maddem yok. İstikler yanıyor mu? Kömür yanar abi. Kömür yanar dediler, geldim. Charcoal alalım, odun kömürü. Abi odun kömürü yanmıyor ya, çok ilginç. Evet, aşağıdan Douglas fir alıp geldim. Bunların yanması lazım. Tamam. Douglas firleri attık. Ver abi şu çakma artık. Evet, pek bir şey olduğu söylenemez şu anda. Şuna bakalım. Ha, five'a stackle diyor. Şöyle bir stackle diyor. 5 yap diyor. Yok. Bu da çare olmadı. Tek tek alıyor zaten. Bir şekilde blok olmuyor. Bunu da bulacağım artık nasıl oluyorsa. Merak ettim ama merak etmedim değil. Evet, brine'ımız ne oldu abi? Evet, brined carrot. Brined carrot'ımız oldu. Bundan sonra bunu vinegar'a falan yatırıyor muyuz hiç bilmiyorum. Şu an daha uzun ömürlü olduğunu biliyorum. Ondan eminim.
Ama buradan sonra bir de tuzlu suya yatırmak gerekiyor mu? Hiç bilmiyorum. Bu arada içindeki bütün brine'ı da kullandı neredeyse bunu şey yapmak için. Yok abi, clay'ler bu şekilde çalışmıyor. Onu da öğrenmiş olduk. Bırakacaklarıma bırakıp güneye doğru geçeceğiz. Bakalım neler olacak. Ne zamandır aklımda, şunu da yapmıyorum. Onu da artık bir yapalım abi. Bir buradan. Bir buradan. Bir buradan. Ah, masadan dolayı olmuyor. Oh, çok zor be. Masadan dolayı olmuyor. Tüh. Masayı blueprint yapmam lazım bunu yapmak için. Vazgeçtim şu anda. Şuna ocak kısmına kapak yapacaktım ama zaten şeyi sevmemiştim. Marble'ı. Oraya bazalttan daha sonra yapacağım. Evet, envanteri boşalttım. Hayvanları besledim. Şimdi gitmeden önce bir tane Prospector's Pick yapacağım kendime demirden. O yüzden demiri ısıtıyorum. Aynı zamanda da şunları ingota çevireceğim gitmeden. Bunun için hazırlık yapıyorum. Aman Allah'ım, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Pik 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 pik. Hop hop hop. Prospector's Pickaxe. Çok zorlu. En son punch atacağız. Bent. Bu geri çekiyor sanırım. Evet. Tamam. Birazcık daha ileri. Tamam, bent. Ah be. Evet. Prospector's pick geldi hemen kaçırmadan. Hop, son anda aldık. Aldım vallahi, aldım. Şimdi bu arkadaşı refine yapacağız. Güm 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 vuruyoruz buna. Önce shrinkliyoruz. Sonra arkadaşa güm 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 vurduk. Şimdi bunu böleceğiz çünkü 840'lık bu. Bunun da sonunda punchlayarak yapacağız. Önce yaklaşalım. Punch punch punch. Evet, böldük. Yüzüklerden sıcakken çevirebildiğimiz kadarını çevireceğiz abi şimdi. Önce böyle bir geçiyoruz. Tık tık tık. Olmadı be. Tık tık tık. Bir taneyle tık 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 tık. Hadi ama tık tık. Hadi ama. Evet, bir. Çevirebildiğimizi çevireceğiz. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Bunun kısa yolunu bulmuştum bir ara ama. 2. Bu yüzde 40'lık kalıyor. Tık 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 tık. Allah kahretsin, soğudu. Evet, iki tane daha buradan çıktı. Bunları koyacağız. Abi koyulmuyor. Ve bir tanesi yok oldu şu anda. Abi yapmayın. Al abi hepsini. Ha, sıcak diye koyulmuyor, özür dilerim. Doğru. Şurada soğutalım abi. Tut tut tut. Bir tanesinin eksik olduğuna adım gibi eminim. Nereye gitti hiçbir fikrim yok ama en azından prospektör pikimiz var artık. Hem de demir. Diğeri kırılmak üzereydi çünkü yenisini yapmış olduk. Böylelikle bu fazlalıkları da şuraya atacağız. %40'lık hangisi? Bir tanesi %40'lık olacak bunların. Ha şu. Bu %40'lık, bu %60'lık. Bunları ikisini birleştirince %100'lük bir tane daha olacak. Yani elimizde şu an 3, 6, bir tane de burada 7, 8 tane de burada 15 tane iron ingot bulunuyor. Hah, biri de buraya kaçmış. 16. Tamam. Güzel. Artık yola çıkmamda bir sakınca yok sanırım.
Ancak bunu aslına bakarsanız götürmeme de gerek yokmuş. Bu bizi birazcık daha idare eder. Haydi yola çıkalım. Evet, güneye doğru baya bir yol geldim. Koordinatları görüyorsanız zaten ilerlediğimi göreceksiniz. Ben de sizlere göstereyim. Şu anda buradayım. Daha önce güneye maksimum bu kadar gitmiştik. Orayı geçmek üzereyim. Hafif güneybatıya doğru gitmekteyim. Evden bayağı bir uzağız gördüğünüz gibi. Bu alanda işte Magnetite, Native Platinum falan buldum. Onun dışında baharın gelmesiyle birlikte birazcık Wheat ve Cabbage bulabildim. Şu Cabbage'ları da birleştirelim. Suyumu doldurdum. Yola devam ediyorum. Burada 2-3 tane ceylan var. Onun dışında fazla da bir şey yok. Şunların tavuk olma ihtimali yüzde kaç? Onlar da domuzmuş. Domuz çok domuz gördüm. Güneye doğru bir sürü domuz var. Ama tabii biz eve yakın olan domuzu götüreceğiz. Hatırlıyor musunuz? 1-2 bölüm önce. Oo, şahane. Bala gel. Sen hazır mısın? Yes. Beyler, hayvan besleme devam ediyor. Topla abi bitleri, topla. Şurada bir daha vardı. Bahar geldi, hoş geldi. Bize neler getirdi. Baltalar elimizde. Baltam da yok koymaya ya elime. Fail. Ha, biri oatmuş. O bunlar oat, wheat değil. Tamam, o da bir grain türü. Yiyeceklerdir hayvanlarımız. Çok iyi abi, çok iyi. Şundan turşusunu kurarız kaban. O dursun. Yükseklere çıkıp ileriye doğru bakalım. Buralara yine daha önce yaptığım bir ağaç evi tarzı bir çadır yapabilirim. Bir kamp alanı kurabilirim buraya. Öyle bir düşüncem var. Oo, bir de ray bulduk. Bak, her türlü wheat bulunur abi. Her türlü wheat bulunur. Grain sezonu açıldı. Yolun beni götürdüğü yere gidiyorum. Bu Limonite. Burada Limonite var. Yakınlarda bir yerde. Ama bu kadar uzakları işaretlemiyorum artık. Abi wheat çok iyi oldu ya. Küçük de olsa Limonite'ları alıyorum. Nasıl olsa bütün halleriyle hepsi birleşip atıyoruz. Eriyorlar. Daha sonra depoziti bulmam açısından kalmaları daha mantıklı belki de, ama ben alıyorum, bilmiyorum. Gördüğüm her şeyi alıyorum. Evet, başka var mı? Oo, dikkatli olalım. O ne? Bizmut mu? Bakalım. Evet, bizmut var burada, hem de very large. TR2 tabii ki, ama yine de işaretleyebiliriz bizmutu. Bak, Limonite'i işaretlemedim. Bizmut'u işaretliyorum. Olacak iş mi? Bizmut işaretledik abi. Güzel. Şu karşıda bir şey daha var. O ya led ya coal. Büyük ihtimalle coal, ama bir gidip bakalım abi. Atlayacak yer arıyorum kendime. O platinum mu var burada da? Of, burada da native platinum var. Burayı da işaretleyelim. Platinum ileride bize lazım olacak. Nacizane şeylerden bir tanesi. Evet, şuradan yavaşça inebiliriz. Evet, platinum. Birazcık gelmişken toplamak istiyorum. Kalitesine bakalım. Normal kalitede. Birazcık toplayalım. Evet, bu karşıda gördüğüm de lignite'mış. Lignite dediğimiz şey kömür. Gördüğünüz gibi direkt coal çıkıyor. Ve etrafta bolca lignite var. O yüzden devam edeceğim. Şurada bir su kenarı var. Eğer o tatlı su kaynağıysa yanına kamp alanı yapmayı planlıyorum. Evet, tatlı suymuş. Yanına bir düzlüğe, güzel bir yere kamp kurabiliriz. Geceyi geçirmek için güneş batıyor. Bak, şurada da bir şey çıkmış. Burası nasıl dersiniz? Bir de karşı tarafa bakalım. Evet. Burası birazcık daha dar. İşte burası çok güzel. Tam koyda içeriye doğru görüyor. Yeni kamp alanımıza hoş geldiniz beyler.
Hemen buraya bir kamp alanı kuracağız. Yanımda hiç ağaç yok. Şu iki ağacı keserek başlayabiliriz. Yere ateş yakabiliriz. İlk günlerdeki gibi şu anda burada idare etmeye çalışacağız. Evet, ateşimiz hazır. Yiyeceklerimizi dahi burada pişirebiliriz. Ki pişirecek bir şeyimiz yok elimizde. O da güzel. Odunumuz yok. Baltamız yok. Artık senin adaletine kaldık Sov. Kesebiliyor olman lazım senin bunları. Ne oldu lan? Kes abi şunu. What? Akşam oldu lan. Oha. Taş da yok. Terraforming Craft'ın ilk gününü tekrar yapıyoruz. Dur. Stikler ve taşlarla şöyle. Meşalem de mi yok? Aha, ateş de söndü. Allah kahretsin. Meşale yapardım ya. Steam var. Ne? Steam'in de mi yok? Oha, Steam yok. Ha, torçum varmış. Tamam. Görmüyorum. Sakin. Şurayı bir aydınlatalım. Bulunduğumuz bölgeyi aydınlatalım. Yiyeceğimiz, içeceğimiz var. Ölmemiz için bir ölmemizi gerektirecek bir durum yok. O yüzden sıkıntı da yok diyebiliriz. Kamp alanımızın inşası için gereken tek şey bir tane balta. Stick de yerden bulunur. Bulundu. Stick alıyorum ama stick. Aa, Steam varmış abi ya. Beni panik yaptırdınız ya. Steam varmış işte ya. Sticksiz olmam çok imkansız çünkü. Şöyle birazcık daha torç yapalım. Neme lazım? Yakınlarda zombiler var ama onlarla kapışabilirim. Armorum var. Her şeyim var. Balta yaptım bir tane. Şu ağaçları kesip kendimize yeni bir kamp alanı yapacağız burada. İndirelim abi. Burada yapmam gereken tek şey yatak. Dibimde zombiler var, moblar var. Gelirlerse onlar kaşınır. Hepsini keserim ha. Tek tek gelsinler yeter. Evet, bildiğimiz bir ağaç mı? Pine, bildiğimiz bir ağaç. Şöyle ateşimizi yakalım da insanlar bir sıcaklık görsünler. Evet, ateşimizi yaktık. Pine'larımızı falan şuraya stoklayabiliriz. Tamam. Bu da oak. Bunu da stoklayabiliriz. Şimdilik. Birazcık ağaç kesip dönüş. Evet, elimde bir miktar şey oldu. Oak oldu. Bunları hemen işleyeceğiz. Öncesinde bir sandık yapacağım buraya. Eşyalarımı tutabilecek bir sandık yapacağım. Sandığımızı şöyle koyabiliriz. Sandığın içine elimdeki yiyecek, içecek, gereksiz eşya ne varsa dolduruyorum. Güzel. Oh. Güzel. Şimdi buradaki bütün malzemeleri alacağız. Yiyeceğimiz olduğu için sıkıntımız yok. Moblar saldırmıyor. Buraya güzel bir kamp alanı yapabiliriz. Haritada bulunduğumuz bölge gayet kamp alanı yapmaya elverişli. Zaten bir gecede yürüdük buraya kadar. Yine maksimum yürüyeceğimiz bir gecede bu kadar. Burada bir kamp alanı hiç fena olmayacak.
Evet, oakları ve pine'ları kestik abi. Evet, 32 tane oakımız oldu. Bununla Vanilla Minecraft'ta şeyden yaptığımız nedir adı? Wool'dan yaptığımız çadırdan yapmak çok saçma olur tahtadan. O yüzden ben çok küçük bir kulübe yapacağım bununla. Aslına bakarsanız yapacağım kulübe de taş da kullanmak istiyorum. O yüzden birazcık daha kaynak toplayacağım. Evet, kötü sesler eşliğinde kaynak toplayıp geri yerime döndüm. Burada şöyle bir şey yapacağız şimdi. Suyumuzu da geri alalım. Burada ufak bir kulübe yapacağız buraya. Aynen böyle. Hatta bu çok bile oldu. Aynen böyle. Evet. Ufak kulübemin inşaatına devam ediyorum. Böyle göl kenarında bir kabin olacak. Evet, tabanına da farklı bir ağaç kullanmak istiyorum yine her zaman yaptığım gibi. Hadi bir kat daha olsun mu olmasın mı onun düşüncesinin içerisindeyim. Yani şurası olsun mu olmasın mı? Olmasın. Vazgeçtim. Küçük olsun. Evet, çoğu bitti. Azı kaldı. Yağmur da başladı. Siz hiç Zeus şeyleri açıkken yağmur yağarken gördünüz mü? Gördüğünüz gibi tahta böyle parlıyor. Çok güzel bir refleksiyonu var. Parlıyor. Çok da güzel görünüyor. Ağaçların üstü falan da parlıyor. Yağmur yağan her yer parlıyor. Gördüğünüz gibi birazcık su doluyor. Ve o sular görünüyor. Sadece suya yağan yağmur görünmüyor. O ilginç ve şu an aslına bakarsanız yağmur yağarken de görünmüyor. Sebebini hiçbir şekilde bilmiyorum. Ama etrafa çöken sis muazzam. Evet, son odunlarımı da yerleştireceğim. Bu arada odunları toplamak için birazcık kuzeye doğru yürümem gerekti. Çatıya tekrar çıkmam gerekebilir. Evet, burada yapmak istediğim şey eğer gerçekten olursa ufak bir şömine aslında ama şömine yerine tabii ki daha işlevsel olan forcu yapmak istiyorum. Wow. Not cool. Hoş olmadı. Bunu düzeltelim hemen. Evet, buraya coal koymam gerekiyor. Ve buradan bir baca yapmak istemiştim. Tek istediğim buydu aslına bakarsanız. Ama cobblestone'lar baca olmadığı için bunları nasıl yapıyorduk? Şöyle mi yapıyorduk? Yoksa ısıtıyor muyduk? Nasıl stone yapıldığını unuttum. Büyük ihtimalle ısıtıyorduk. Şu anda bunları nasıl stone'a çevireceğimi bilmiyorum. Stone yaptıktan sonra buraya bir böyle bir baca, işte efendime söyleyeyim, bir şömine. Öyle bir planım var. Evet, şu güzel olabilir. Burada kapı olacak. Bir pencere de buraya ekleyebiliriz tabii ki. Ah, vanilla
Vanilla Minecraft kapısı yaptım. Planklere bölerim. Normal kapı yapalım. Pine door. Evet, işte ufak kulübemiz. Şunları da alırsak. Bence gayet cici duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bizi idare eder. Bu kabin, buraya sadece bir tane yatak koymam lazım. Yatak da koyduktan sonra her şey çok güzel olacaktır. Geceleri burada geçirip işimizi halledebiliriz. Sanırım şuranda bir waypoint koyalım. Avcı kulübemiz. Avcı kulübesi kırmızı olacak tabii yine. Avcı kulübesi önemli bir safe noktası. Daha sonra şey yapıp buralar hep su oldu ya. Baksana hep parlıyor. Daha sonra yatak alıp buraya gelip atacağız. Chest'i de şöyle kırsam içindekiler. Allah. Asıl olan chest'i almaktı. Evet, bırakacakları bıraktım. Buraya birazcık daha canlandırdım. Barrel'ı bıraktım burada. Birazcık barrel bıraktım. Zira tatlı suyun önünde ama başka şeyler için lazım olur. Burada forge morge kullanırsak diyerekten. Kendi barrel'ımı sırtımda doldurdum. Oo, bunlar kalmış. Bunları da bırakalım. Abi gece gece dışarıda kaldık, iyi mi? Gece gece zombi saldırıları. Neyse. Tek atıyorum zombilere. Yeni kılıcımla. XP candır. Evet, güneye doğru gece de olsa ilerlemeye devam ediyoruz. Gece gündüzden birazcık daha düşük FPS'ye sahibiz bu arada. Sebebi hakkında hiçbir fikrim yok. Oo. Tabii bunlar crushing'de öldüğü için iskeletler daha zor ölüyor. Zira mevsim de var ama. Aa bak, tavuk sesi mi geliyor? Peasant, pheasant ya da daha doğrusu. Peasant ne? Peasant dediğin şey köylü. Evet, pheasant'lar var burada. Bayağı çoklar. Aha. What do we have here? Bakalım ne bulduk abi? Hemen. Evet, daha olmamış sanırım. Evet, daha olmamış. Ne bu? Domates. Tamam, burada dursun bu domates. Büyüsün. Oradaki şeyler örümcek gözlerimi parlayanlar. Çok korkunç. Daha güneye. Burada bayağı domates var. Bu domatesler burada kalsın. Büyüsünler. Bir daha kulübeye, avcı kulübemize geldiğimiz zaman buradan domatesleri toplarız. Daha güneye. Şist taşını bulana kadar güneye gideceğiz abi. Whoops. Crushing'le vuruyoruz. Al abi. Öldü. Bayağı canımı yedi ya. Gece kaydı açık tutuyorum. Kameraları açık tutuyorum ki başımıza bir iş gelirse kaydolmuş olsun diye. Çünkü her an bir boşluğa basıp düşebilirim. Ya da sağdan soldan girişebilirler. Balkabaklar, evde bir ton balkabağı var. Kullanmıyorum. Işık yaptım zaten bolca. Yine de alacak olursam yerlerini öğrenmiş oldum. Domuz var. Burada kaçıyorum buradan. Korkunçlu sesler geliyor abi. Go go güney. Olamaz. Karşısı kar mı? Hemen yüklensin şeyler. Evet, suyu birazcık daha dolduralım. Arkamızdan gelen giden yok.
Yere vurmadım hiç prospektörle. Şuraya bir geçelim bakalım ne olacak. Evet, prospektörümüz nerede abi? Şuralarda belki bir şeyler olabilir sahil kenarında. Oh, Creeper. Suyun altında meşale etkisini gösteriyor ve suyun altında bir maden. Cassiterite. Önemli bir maden. İşaret koymam lazım da boğulmayayım önce bir. Ah, boğuluyordum son anda. Cassiterite save. Bakalım suyun altından çıkartabilecek miyim? Çok derinde. Aa, suyun altında çok zor, hatta imkansız. Neyse, işaretimizi koyduk. Yola devam. Güneye doğru devam ediyoruz. Ay, o kadar güzel ki şu anda, o kadar güzel parlıyor ki anlatamam size. Bulutlar falan muhteşem gözüküyor şu anda ve alçak gözüküyorlar yükseltmiş olmama rağmen. Atmosfer gerçekten çok güzel. Güneye doğru devam. Haritamıza bir bakalım. Evet. Orijinal bir şey bulursam kameraları tekrar açacağım dostlar. Allah, düşüyordum bak. Al sana orijinal bir şey. Gidiyordum ha. Son anda durdum. Bu ne? Silver. Silver'a gerçekten ihtiyacım var. Daha önce Silver'a bulmamıştım. İleride ihtiyacımız olacak Silver'a. Az bir Silver'ımız vardı sanırım. Önceden Creeper da geliyor ama buralarda Silver göremiyorum şu anda. Hem de Double Creeper. XP'ler alırım beyler. XP'ler can. Ah, ucunda kaldı. Artmadı level'ım. Valla buralarda Silver varsa çok muhteşem olurdu. Evet, Native Silver buralarda var. Şimdi bu ne taşı? Bana marble gibi gözüktü ama. Bakalım. Granit. Aslında burada da grafite'in bulunuyor. Biliyor olması lazım. Kaldı ki bulunamıyor sanırım. Evet, large oldu. İlerliyoruz. Prospector pick nasıl kullanılır onu da gösteriyorum bu arada çaktırmadan. Very large oldu. Large, 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 very large, very large. Burası very large gidiyor böyle. Tahminen şurası da very large. Buralardan bir yerden kazabiliriz. Haydi bakalım. Evet, birazcık derinlere indiğimde silver'ı buldum. Ama orada bir tane buldum. Sanırım birazcık daha derinlere inmem lazım. İlginç. Very large demesine rağmen kaynağı bulamadım henüz. Evet, şurada birazcık daha var. Bu yakınlarda bir yerlerdeler ama gelmişken toplamak istiyorum fakat bulamadım tam yerine. Ara sıra işte ara ara yerlerde böyle çıkıyor. Tam kaynağı bulamadım very large demesine rağmen. Evet, birazcık da aşağıdan. Şöyle birazcık sağa sola bakmak istiyorum. Evet, orayı kazmışım zaten. Evet, daha derine inmem gerekiyor sanırım. Silver birazcık derinlerde oluyor sanırım. Derken bir tane daha.
Evet, yeni bir taş türü aldım. Tahmin edin taş ne? Şist. Evet. Ve şu anda ne görüyorum biliyor musunuz? Graphite. Yes. Yes. Hem de very large sample of graphite diyor. Şu anda bir native silver diyor. Bir graphite diyor. Şu an her yeri kazmak istiyorum. Delilercesine kazmak istiyorum. Her yeri delilerce kazdıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Graphite'i bulunca kamerayı tekrar açacağım. Umarım o zamana kadar başıma bir iş gelmez. Graphite'in yerini bulduk abi. Kaz kaz her yeri kaz. Evet arkadaşlar, birazcık aşağıya kazdıktan sonra şuradan aşağıya düştüm. Şu torç koyduğum yerine torç koydum, bir kazdım aşağıya düştüm. Çok fazla canım gitmedi ve birazcık arayıştan ve zombilerle kapıştıktan sonra grafite'i buldum. Yaklaşık 5-6 bölümdür aradığım grafite'i buldum. Şu an onları kazmak istiyorum, hem de deli gibi kazmak istiyorum. İşte grafite deposu. Toplayabildiğim kadar grafite toplamam lazım. Çünkü metal tiyerlerimizi grafite sayesinde geliştireceğiz. Çok önemli ve nadir bulunuyor. Ve sonunda biz onu şistin içinde bulmayı başardık. Güneye doğru gelişimiz, belki üçüncü keşfimiz, güneye çıktığımız üçüncü keşif bu. Ama sonunda grafite'i bulmaya başardık. Hem de very large vein burası. Yani baya baya çıkacak grafite. O yüzden toplayabildiğimiz kadar toplamakta fayda var. Bununla fire clay yapacağız. Fire clay yaptıktan sonra crucible yapabileceğiz. Crucible'ları da yaptıktan sonra blast furnace yapabileceğiz. Ve blast furnace yaptıktan sonra çeliğe geçebileceğiz. Milyonlarca grafite var. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Artık çok zengin olacağız. Çeliğe geçebileceğiz. Artık korkmadan iron'larımı kullanabileceğim. Yaşasın. Yaşasın. Evet, gördüğünüz gibi nereyi kazsam altından grafite çıkıyor. Böyle bir şey işte. Nadir bulunuyor ama bulunduğu zaman ve hem de very large hiç bitmiyor. Çok güzel. Şu an başarıyı hissediyorum. Yani matematikten 100 almış gibi bir şeyim şu anda ya. Ne oluyor? Bizim eleman da bağırıyor. Abi kas. Kas kas kas, bitmeyecek burası. Evet, toplayabildiğim kadar toplayacağım. Daha sonra da eve geri döneceğiz dostlar. Bakalım şey olmuş mu? Nedir adı? Doğumlar olmuş mu? Ve Crucible'ın da yapımına geçeceğiz. Bir sonraki bölümde ise artık tier'lere geçiş yapacağız. Haydi bakalım. Evet. Tekrar merhaba dostlar. Eve geri döndüm. Geri gelirken de bir tane domuz getirdim. Yanın üzerine sağ tıkladığımda dişi mi, erkek mi, ne olduğu belirsiz. Dişlerine bakılırsa diş şey erkek. Bizim öbürünün dişleri yok. Öbürü de dişi sanırım. Ve şu anda birbirlerine uyuşmaları gerekiyor. Mantığım böyle işledi. Bakayım be. Evet, ne olduğu gözükmüyor. Sadece üzerinde kalp görünüyor. Bunu da gözükmüyor. Bunları besleyeceğiz. Ona geçmeden önce neler topladığımı göstereyim. Burada 4 stack. Burada 1,5 stack. Burada 1 stack. Ve bunun içerisinde 6 stack olmak üzere granit topladık arkadaşlar. Buradan şu üçlüyü bunun içine koyacağım. Tamam. Beslemek için. Geri kalanını ise yukarı çıkartacağım. Her şey yerli yerlerine yerleştireceğiz. Bakalım neler toplamışız. Bir aileye bir domuz daha katıldı. Her şey çok güzel gidiyor şu anda seride. Bölümde grafite bulacağımızı hiç düşünmemiştim. Bu bölümde benim için de çok büyük sürpriz oldu. Ama çok 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 iyi oldu. Grafite. Evet, bunları hep yerleştireceğiz abi yerli yerine. Aslında grafite'i farklı bir yere yerleştirebiliriz. Mesela buraya koyalım grafite'ları. Şurada bir tane daha olacak. Sırtımda var.
Evet, bütün grafitlere baktığımız zaman 32'ye değil 16'ya stackleniyor bu. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,5 stack granite, şey, grafitimiz var. Şu anda Allah arttırsın. Allah azını göstermesin, çoğunu versin. Şist, seviyorum seni. Evet, şimdilik her şey böyle gelişti. Bunu da yiyeceklerimizin arasına götüreceğiz. Şimdilik sırtlayabilirim. Yeni ineğimiz var mı ona bakalım. Bunlar uğraşırken sabah olmuş. Bakar mısınız? İnekler yavruladı mı ona bakmak istiyorum şu an bir an önce. Uf, muhteşem rüzgar var. Yavru inekler var mı? He? Var mı? Yok abi, yavru inekler yok henüz. Hamile hamile açsınız siz ondan değil mi? Tamam, yemeğinizi verelim. Süt de verirsiniz artık bugün siz. O kadar gittik. Günler geçti. Yemek. Hemen nasıl geliyor bak. Tamam, bunun karnı doydu. Oha, yemeği bitirdiniz lan. Süt. 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 Süt ver. İnek süt ver. İnek süt ver. Yani illa karnınızı doyuracağız değil mi? Dur, doyuracağız, tamam. Evet, rye bıçakla kessek. Rye grain'imiz geliyor. Shortest straw da geldi. O yetecek mi size? 57. Yeter. 5 yiyorlar zaten. Var mı yemeyen? Süt ver. Sen vermiyorsun. Dişiler veriyor. Memeli ablalar gelsin. Sen memeli ablasın. Süt ver. Ya versene. Abi kimse süt vermiyor. Bu at çok uyuz ya. Sen bununla pregnant. Sen de bununla pregnant. Herkes birbirine pregnant abi. Buradan anladığım o. Evet, süt vermeler de bitti. Ah, sütü çok yavaş alıyoruz abi. Çok yavaş geliyor sütler. Allah 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 Allah. Şimdi sen bununla pregnant. Olmuyor mu daha? Tamam, herkesi besledik. Siz ikiniz aç kaldınız. Dur, siz ikiniz aç kalmayın. Bizde öyle bir yer biri bakar durumu yok. Bekle. Size de vereceğiz. 13. Şu wheat yetecek onlara. Ama bir sonraki bölüm, ben bu bölüm için planlamıştım ama yetişmedi. Bir sonraki bölüm kesinlikle çiftlik işine girişmem lazım. Yedi mi herkes? Herkes yedi. Tamam. Adamsınız. Evet. Böylelikle bir bölümün daha sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir başka Terra Firma Craft bölümüne tekrar görüşmek üzere. Bir sonraki bölüm bizi çok güzel şeyler bekliyor. Çünkü artık Graphite'ımız var. Bakalım nasıl gelişim göstereceğiz. Bu arada şey hala duruyor. Cabin'imiz. Log cabin'imiz hala duruyor. Köyümüz gayet güzel ya. Değil mi? Bence gayet güzel. İşte hayvanlarımız var. Böyle yani bildiğin köy oldu burası. Şöyle bir çevreliyoruz. Bu da bizim dağımız. Kuzeye gittiğimiz zaman ileride bir ağaç evimiz var. Tam burada. İşte bu ağaç bizim evimiz. Güneye gittiğimiz zaman ise gidebilirsem evet, tam bu koyda avcı kulübemiz var. Her şeyin yeri belli, biliyoruz. Ve işte grafite bulduğumuz o nacizane yer. Evet, bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.